rengarenk şahane cuma geliyor. Oppo A38 6 128 GB akıllı telefon 6999 lira. Sen de Mediamarkt'a gel. Rengarenk şahane cumaya özel fiyatları kaçırma. Mediamarkt. Benim haber kaynaklarımda El Nesri'ye 35 milyon euroluk bir teklif geldi. Şansal abi hoş geldiniz. Merhaba Olcan. Ben bir hafta ara verdim ama siz tam gazlı devam Aradık tamam seni. Berkay sağ olsun birlikteydik ama seni de aradık açıkçası. Çok teşekkür ederim. Berkay'a da çok teşekkür evet. ediyorum. Kadememe girdi. Sağ olsun. Hızlı bir giriş yapalım şanslanma. Hemen. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe ligde bayağı toparlandı. Oyun da taraftar tatmin etmeye başladı. Atılan gol sayısı ve averajları Galatasaray'ı yakaladı. sarı Laci Attıkları lig'de. yedikleri eşit ki takımında. Aynen öyle. Son iki maçta gösterdiği performansa da baktığımızda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kadar şampiyonluk adayıyım dedim efendim. Fenerbahçe? Arada 5 puan fark var. Ligin ilk yarısı kabul edelim ki fikstür Fenerbahçe'nin lehine bir fikstür değildi. Tabii ilk yarıda Galatasaray'a kaybetmesi şampiyonluk yarışında ciddi bir darbe almasına neden oldu. Toparladığını kabul ediyorum. Tabi ara transfer gelecek orada iki takım da ne yapacak bilemiyoruz açıkçası. Bu da dengeleri etkiler. Ama Galatasaray 5 puan önde olduğuna göre İlk yarıyı da çok kuvvetli ihtimalle lider bitireceğine göre an itibariyle bir adım önde bu yarışta bunu söylemeliyiz. Burada Kayseri Spor maçına da biraz giriş yapalım. Şimdi bence birkaç tane performans var ki üst düzeydi. Ve iyi yanı da Fenerbahçe rotasyondan da oyuncuları kadroya koymaya başladı. Yoğuz Aydın'ı ilk kez izledik. Keşke Zenit maçını erken oynasaydım <laughs> Aynen öyle. Bazı gerçekleri daha erken görebilirdi. Kesinlikle Oğuz Mükemmel. ya yani sen maksiminin yokluğunda olabilecek en iyi performansı sergiledi. Şansal abi senden hem bir Oğuz Aydın performansını değerlendirmeni isteyeyim. Hem de Dušan Tadić Yani hakikaten nasıl bir sezon geçiriyor. Tarif etmek çok zor. Oğuz Aydın'dan önce şunu söylemeliyim. Fenerbahçe çok ciddi bir şans yakaladı Kayseri maçında. Türkiye'de hava şartları bu kadar kış koşullarını yaşarken... Orta Anadolu'daki bütün statlar karla kaplıyken Fenerbahçe'nin Kayseri'de pırıl pırıl bir zeminde oynaması Fenerbahçe adına olağanüstü bir şanstı. Şunu kabul edelim ki karlı bir zeminde oynasa, kısmen buzlu bir zeminde oynasa bugün konuştuğumuz çoğu şeyi konuşamıyor belki tersini konuşuyor olacaktık. <laughs> Oğuz Aydın. Oğuz Aydın dikini oynayan bir oyuncu. Oğuz Aydın kenarda oynarken rakibi geçerek mesafe kat eden bir oyuncu. En önemlisi Oğuz Aydın kenardan içeri girip skora katkı yapan bir oyuncu. Bu kimde vardı bizde? Kerem Aktürkoğlu'nda. Benzer özelliklerin hepsi Oğuz Aydın'da var. Kenarda oynayıp bu kadar skorer olmak çok kolay bir iş değildir. Merkez oyuncusu değilsin sonuçta. Ve Oğuz Aydın'ın attığı gollere bakalım. Hep içeri girip vurduğu toplar. Hatta ikinci attığı gol biraz da sağ kenara yakın bir yerden attı. Çünkü geziyor. içeri kat etmeyi seviyor. Ve merkeze aralara dalmayı çok iyi biliyor. Fenerbahçe için önemli bir kazanç. Sen maksimumla tabii ciddi bir şeye girecektir. Forma Ha, Şu anda kenar oyuncusu oynayıp ilk defa ilk on birde sahaya çıkıp İki gol bir asistlik katkı vermek bu forma benim demek anlamına gelir. Bir de Kostiç'le beraber sol tarafta geçen yılki bir Ferdi Tadiç tadını verdiler. O efekti yarattılar açıkçası. Allar beller ve çok dikkat edici bir istatistik ya da sonuç rakam ne dersek diyelim. Fenerbahçe'nin attığı 6 golün 3'ü ve 1 asisti kenar adamlarından geldi. Sol evet. kenar adamları. 2 gol Oğuz Aydın, 1 gol Kostiç bir asist Oğuzaydın. Fenerbahçe'nin sol kanadı hücum anlamında olağanüstü iyi işledi. Ama savunma anlamında bunu söyleme şansım yok. Kozitiş tarafından çok işlettiler. Çok iyi geldi Kayseri takımı. Fenerbahçe'nin bu maçtan çıkarması gereken en önemli ders hızlı ve çabuk hücum etmesiydi. Bak tut. bütün gollerde hızlı ve çabuk hareket etti. Dördüncü golü örnek olarak söylüyorum. Mert Hakan, Tadiç, El Nesri gol. Üç bas 5 saniyede gol. Eğer 10 pas yaparak rakip ceza alanına gidersen karşında 7-8 oyuncudan kurulu savunma bloğu bulursun. 3 pasla 5 saniyede gidersen rakip savunmayı 3 adamla yakalarsın. Aynen öyle. Fenerbahçe bunları iyi değerlendirdi açıkçası. Burada tabii bir hücum önderi var ki Duşan Tadiç'i konuşmadan olmaz. Tadiç ilk defa belki de taç çizgisine gitmeden, çok affedersiniz poposunu rakibe dayamadan <laughs> aldığı topu çabuk kullanarak Fenerbahçe'nin oyununu hızlandırdı. Buna Mert Hakan hem sağ önde hem sol önünde çok hareketli oyunuyla katkı sağladı. E bütün bunlar üst üste gelince mesela o dördüncü gole gireyim gene. El Nesri'nin önüne atılan topta El Nesri bayağı bir sürdü ve golü attı. Kabul edelim ki Ceko'yu oranla daha hızlı ve daha hareketli bir oyuncu. Mesela Ceko o topu o kadar sürebilir miydi? Bunu şunun için söylüyorum. Çabukluk çok önemli kardeşim. Hız çok önemli. Fenerbahçe bunu hücum anlamında çok iyi kullandı. Eleştirilecek yanı savunmada çok baskı yedi. Bunu neye yiyor? Özellikle deplasman maçlarında Amrabat bırak stoperleri kalecisinin önünde oynuyor aşırı geri çekilerek oynuyor. Aa çok iyi oynuyor kabul ediyorum ama çok geri doğdu. Öyle oynayınca Fenerbahçe ortalanda hem sayısal olarak eksik kalıyor hem aktivite olarak eksik kalıyor ve rakibi kendi geri dörtlüsüyle çok rahat baş başa kalma şansını veriyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini açıkçası hücumdaki hızını ve çabukluğunu iyiye gidiş anlamında çok önemli ve kıymetli buluyorum. Transfer dönemine daha var ama Fenerbahçe taraftarının gündemini yaklaşık böyle bir haftadır falan meşgul eden bir isim var. Anderson Talişka. Jose Mourinho'ya da soruldu bu arada maçtan sonra. Ocak ayında bir oyuncu katılacaksa çok iyi. Elimdeki oyunculardan daha iyi olmalı. Elimdeki oyuncuları geliştiriyor olmaktan mutluyum. Elimdeki oyunculardan çok mutluyum şeklinde yanıt verdi. Bu arada haberim yok da dedi Talişka'dan. Şimdi Mert Akın'ın artan performansından bahsediyoruz. Ne olursa olsun o rotasyonda Şimanski var. Tadic on numara değerlendirilebilecek bir oyuncu derken ama Beşiktaş döneminde ağızlarda ciddi bir tat bırakan Talişka ismi de var. Aradan 6 yıl geçti Beşiktaş döneminden. O Talişka varsa bütün futbol severler çok coşkuyla keyif adına karşılarlar. Fenerbahçe'nin rakipleri bundan rahatsız olsa bile. Ama son yılı Suudi Arabistan'da geçen 6 yıllık ayrıldıktan sonra nasıl bir Talişka ile karşılaşacağız? Son iki maçta oynamadı. Acaba transferi nedeniyle mi oynadı yoksa hocası oynatmaya gerek mi duymadı? bu sezon özellikle ikinci yarılarda oyundan alınıyor. Bu sezon özellikle gol sayısında, gol üretiminde ciddi bir düşüş yaşıyor. Baktığında Fenerbahçe'nin önceliği mi? Benim futbol anlayışıma göre hayır, Fenerbahçe'nin önceliği değil. Ama bu transfere bitti bit, bitiyor, geldi geliyor diyorlar. Öyle olduğunu da çok düşünmüyorum. Ama transfer Ocak'ta başlıyor. 45-50 gün var. Çok şey değişebilir. Fenerbahçe yönetiminin yanında olsam bir de bana göre senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'nin en güçlü yeri, en alternatif yeri, en derin kadrosunun olduğu yer orta sahası Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bana göre önceliği önce çok iyi bir stoper. Mutlaka sol bek, solbek sol bek olan bir oyuncu ve her zamanki gibi çok atletik bir santfor diye düşünüyorum. Yani Talişka Fenerbahçe'nin önceliği değil benim futbol anlayışım açısından. Cümlelerinden iki tane yeri çekiyorum Şansal abi. Bir, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam dedin. iki Santrafor dedin. Şöyle bonus bir soru e, sorayım. Evet. Yoktu normalde notlarında ama. Şansal Büyük Ağa Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsa 35 milyon euro civarı teklif geldiği söylenen Ennesiri'yi satar mıydı? 35 milyon euroluk teklif gelse... Fenerbahçe yönetiminin 35 saniye duracağını düşünmüyorum. 30 milyon eurolar biraz üstü civarında vazgeçilmez denen Ferdi'den vazgeçen Fenerbahçe yönetimi ki satmalarını eleştirmiyorum, destekliyorum. El Nesri'de 35 milyon bulursa hiç durmaz. Sevgili Yağız'ın haberciliğine çok saygı duyuyorum. Türkiye'nin en büyük spor habercisi olduğuna inanıyorum. Kendisine de buradan selam gönderiyorum. Ama benim haber kaynaklarımda El Nesri'ye 35 milyon euroluk bir teklif geldi haberi yok. Ama dediğim gibi ocağın 15'ine kadar yaz da bunu aldığına göre haber kaynaklarının çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir teklif kendi dünyamda benim haber iletişimim içinde çok inandırıcı gelmiyor bana. Anladığım kadarıyla ama sen de satarsın şansal abi. Bir, bir saniye saniyeden, bir, bir saniye durmam, bir saniye belediye bandosuyla uğurlarım böyle. <laughs> Evet, Fenerbahçe defterini kapıyoruz ve Galatasaray'a geçtik. Süper Lig tarihinde ilk 12 maçı itibariyle 11 galibiyet ve bir beraberlikle 34 puana ulaşan ilk takım oldu Galatasaray. Fakat Bodrum karşısında da zorlandı ve 10 kişi bir Bodrum çok uzun süreydi. Icardi'nin yokluğunu aradı mı Galatasaray? Bunu sormak lazım. Bir de Okan Buruk sezon genelinde acaba Icardi'nin yokluğunu nasıl telafi eder? Sezen Aksu'nun bir şarkısı var sanıyorum. Sen yoksan her şey eksik diye. Icardi de öyle mi? Galatasaray'da Icardi yoktu. Osimen eksikti. Barış Alper eksikti. Yunus Aksun eksikti. Toreyra eksikti. Sara eksikti. Galatasaray eksikti. Icardi'nin Galatasaray için ne kadar vazgeçilmez, ne kadar ikonik bir oyuncu olduğunu Bodrum maçıyla çok iyi anladık. Galatasaray önde gereken baskıyı yapamadı. Galatasaray gerektiği kadar hücum zenginliğini yakalayamadı. Galatasaray gol üretmekte zorlandı baktığında ve rakip savunma çift santiforu karşılamak yerine tek santiforu karşılayınca yerleşik oyunundan hiç kopmadı ve boş alan bırakmadı. Yani Icardi'nin yokluğunu çok ciddi biçimde arayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın bu çok üstün kadrosuna rağmen. Süper Lig'in üstündeki kadrosuna rağmen. Ha ama bakıyoruz benim ölçülerim içinde Süper Lig'in bu sezonki özellikle ilk yerde en kötü futbolunu oynadı Galatasaray. Aman bakıyoruz. Bodrum kalecisi Ozan'ın beş tane kurtardı mutlak gol tehlikesi var. Mutlak ama kötü oynadığı dediğimiz Galatasaray demek ki 3-0, 4-0 bir top direkten döndü son dakika ki 1 de bitebilirdi olabilir, maç. Tabii. O Galatasaray'ın büyük şansı 4-0, 5-0 olabilecek bir maçla baktığında ya 4-1, 5-1. Hep söylüyoruz Galatasaray iyi oynarsa zaten kazanıyor, kötü oynarsa da kazanıyor. Kötü oynayıp kazandığı maçlardan biri oldu. Ama şunu çok hissettik hücumda, hatta takım oyununda, güçlü oyunda, ikardi, savunmanın organizasyonunda... Davidson Sanchez olağanüstü önemli isimler. Metan Baltıcı tercih edildi. Davidson Sanchez'in yoktu. Şimdi Galatasaray savunmasına baktığımızda Şansal abi bir ligin en kaliteli kadrosu bence oyuncu kalitesi anlamında. Siz de Kesin. söylüyorsunuz. Hatta ligin üstünde bana göre. Kesin Kesinlikle. Davinson. Belki derinliği fazla yok ama Hı -hı. mevcut kadro çok kaliteli. Ben de tam o derinlik kısmına gelecektim. Şimdi Galatasaray bu yıl sol bekte 4 farklı oyuncu denedi. Sağ bekte Yel Ertal'ın ama Kaan Ayhan oynuyor ki bir sakatlığı var Sakan. şimdi. Ne olacak ne bitecek. Aslında Galatasaray'ın da sanki biraz hareketli bir transfer dönemi geçirmesi lazım gibi. Valla İsmail kopsi iyiydi ciddi anlamda sakatlandı kim dedi çok sık sık sakatlanır diye birinden dinledim bunu hatırlayamıyorum. İyi başlamıştı ama verim alamıyor Galatasaray Gal Gal şimdi Kaan Ayhan belki mecburiyetten orada oynuyor. Fena da oynamıyor. Şimdiki 3 hafta o da yok. Evet transfer döneminde ihtiyaç olabilir ama Galatasaray gene de bütün radarları bana göre Osimhen'e çevirmiş gibi baktığında. Yani Sabekin sol bek'in yarı dolar da Osimhen gibi bir futbolcunun tapusunu almak Galatasaray'a çok mesafe kaydettirir. O bakımdan elbette ve Galatasaray yönetimi büyük oynamayı seviyor son yıllarda yani. Öyle tap transferlere gidebiliyor. Durgun geçeceğini düşünmem Galatasaray için transferin bu zengin kadrosuna rağmen. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'da işler tabii yolunda ama ciddi sarsıntı yaşayan bir Beşiktaş var. Şimdi Beşiktaş'a geçelim Şansal abi. Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu Beşiktaş. O bence Göztepe'nin iyiliğiyle de alakalı bir durum bu arada. Mükemmel bir yapı çünkü. Beşiktaş kadrosunun maksimumu gerçekten bu mu diye sorayım. Bir de Van Bronckhorst yönetiminde acaba Beşiktaş'ın böyle bir gelişimi tıkandı mı? Onu da sormak lazım. Hemen şu hakkı teslim etmeliyim. Maçı Beşiktaş kaybetmedi, Göztepe kazandı. Ben bu sezonun bana göre en keyifli, en heyecanlı, en tempolu maçını izledim. Çoğu yorumcunun aksine Beşiktaş'ın kötü oynadığını düşünmüyorum. Maçı 4-2 Göztepe kazandı, 4-2 Beşiktaş da kazanabildi. İkinci yarızıyı hayal edelim. Hayal etmeyelim, gördüklerimizi hatırlayalım. Raşit sağdan kaleci listin üstünden açıldı. Arka direğin kıl payı yanından dışarı gitti. İmmobile vurdu, boş kaleye gidiyordu, taha karşıladı, ayak koydu. Semi önünü açtı, vurdu, üstten dışarı gitti. Yüzde çok net üç gol pozisyonu. 60 ve 80 arası Beşiktaş çok iyi. Evet. O bakımdan ben Beşiktaş'ın kötü oynadığını kabul etmiyorum. Beşiktaş'ın çok kötü bir kadro olduğunu da kabul etmiyorum. Beşiktaş çok kötü bir kadroysa bugün Türkiye'de çok zor mağlup edilen Galatasaray'ı 5-0 nasıl yenip Süper Kupayı aldı? Kadro aynı kadro. Ama şunu kabul ediyorum. Beşiktaş bir gelişme sağlayamadı. Belki çok fazla verildi iddia edilen izinler. Belki yetersiz antrenmanlar. Belki hoca otoritesindeki sarsıntılar. Belki çok da zamanında ödenemeyen futbolcu paraları ya da forma adaletinin çok sağlıklı dağıtılamaması. Bütün bunlara baktığında sezon başındaki Beşiktaş'tan bir geriye gidiş var. Bugün Galatasaray'dan 13 puan geride diyoruz. 11 puanı son 4 haftada kaybetti şu var Beşiktaş'ın 5-0 Galatasaray yenmesi belki de Beşiktaş'ın aleyhine oldu hayalleri çocuklar çok zirve yaptırdı. Hep konuşuyoruz burada. Beşiktaş henüz Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesine ve derinliğine sahip değil. Olamaz da bir transferle bu açığı kapatamaz. Ara transfer, bir dahaki sezonun transferi ancak öyle olur bu işler. Bir transferle bunu kapatmak için ne futbolcu bulabilirsin o kısa dönemde ne de o futbolculara ödeyecek parayı bulabilirsin. Dönüyorum Göztepe'ye. Müthiş oynadı. Olağanüstü oynadı. Yani nasıl şey yapsam böyle anlatsam bilemiyorum. Göztepe'yi hızlı ve çabuk oynadı. Bak, hızlı ve çabuğu ne anlama geldiğini Göztepe'de gördük. Dakika 80, 3-2 öne geçti. Ne yapar Türk takımları? İstanbul'da oynuyorsun. Kapanır. Savunmada kalır. Oyunu yavaşlatır. Yere yatar. Rakibe bulaşır. Hakeme bulaşır. Bunların tekini yapmadı Göztepe. Çatır çatır oynadı. Yani olağanüstü bir futbol oynadı. Bütün takımlara ders olması gerek ve 3-2 öndeyken 4-2 yaptı o kadar çabuk oyuncular almış ki boşuna söylemiyoruz çabuk diye. Üçüncü golde Masuaku faul yapmaya çalıştı Fofana'ya onu bile yaptırmadı. Ve Fofana'daki iyi niyete bak. Sendeledi düşmedi. Düşüp penaltıyı at alabilirdi. Mert'in kapadığı köşeden gol attı. Golün banko tarafı yoktu. Bu kadar iyi niyetli bir Göztepe izledik. Baktığında yani müthiş bir Göztepe vardı. İnanamıyorum ve bu takımın kadrosu 10 milyon euroya kurulmuş bir kadro. Tamamı 10 milyon euro. Ve çok genç. Bundan bütün kulüplerin, büyükler dahil ders alması lazım. Ama Türk tarafında Mehmet Sepil gibi bir başkan. Avrupa tarafında Danimarka ...kalkalı bir Ankersen. sahiplenme Hı -hı. ve tamtının sahibi olan bir kulüp, Premier Lig'de kulüpleri var Göztepe. E ne ekersen onu biçiyorsun kardeşim. Yani Göztepe çok haklı bir, yani meydan okudu Göztepe ya. Maçın hiçbir dakikasında savunmada kalmadı. 10. dakikada 2-0 yenik duruma düşen bir deplasman takımı... İstanbul'da 5'i 6'yı o golleri sırtına yükler küfesine köş köş geri döner 2-0'da bozulmadı Bir de kendi kalesine attı Belki rakip ceza alanında penaltı vardı Döndü o gol geldi Göztepe'ye gol oldu Toparladı ilk yarı 2-2 iki iki bitirdi Baskıyı kırdı Hücuma çıktı Yatmadı Zaman geçirmedi Savunmada kalmadı Yani ben Beşiktaş-Göztepe maçını ölçü alacaksam eğer Bana göre Türkiye'de en iyi topu o gün Göztepe Mükemmeldi gerçi. Evet. ben de hayranlıkla izliyorum. Beşiktaş'la alakalı son sorum Şansal abi. Şu an liderin 13 puan gerisine düştü Beşiktaş. Geçtiğimiz sezonda 12 maç sonunda bu arada liderin 9 puan gerisindeydi. Sorum şu. Van Bronckhorst ve Hasan Adat yönetiminin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Van Bronckhorst'un şeyini çok talihsiz buldum. Geçen yıl 46 puan geride kalan bir takımın bu sene şampiyon olmasını mı bekliyorsunuz dedi. Bunu söylememeliydi. Sezon başında geldin bütün kupalara talibiz dedi. Beşiktaş seyircisi belki 4-2'yi bile affeder ama geçen sene 46 puan geride kalan takımın bu yıl şampiyon olmasını bekliyorsunuz ifadesini kabul etmez. Bu bir teslimiyettir. Hasan Arat yönetimine gelince Beşiktaş'ta dün gece itibariyle bir olağanüstü kongre şansı tüzük gereği ortadan kalktı. Çünkü 6 aydan az bir süre kaldı mı ...olağanüstü genel kurula gidemiyorsun. Hı hı. Hasan Arat bırakmış olsa bile... ...bir genel kurul yapma şansın yok. İkinci başkan vekaleten başkanlık görevini... ...o bıraksa arkadan gelen yapıyor. Sonuçta olağanüstü bir genel kurul olmaz. Ama tesadüfen dün akşam da ...çok önemli Beşiktaşlılarla birlikteydim. Beşiktaş çok ciddi idari ve mali bir sıkıntının... ...beklediğini düşünüyor. Hı hı. O bakımda yani Beşiktaş'ın işi kolay değil. Beşiktaş... Seyircisi Beşiktaş camiası böyle yani çok mutlu günler vaat ediyor mu gidişat? Maalesef etmiyor. Bir de geriye dönebilir miyim izin verirsen? Tabii ki Üçüncü golden sonra Masaaku'ya sürekli protesto başladı. Doğru Masaaku kademeye girdi. Fofana'ya faul bile yapamadı o kadar çabuk geçip gitti. Peki senin stoperlerin neredeydi? Sabekin neredeydi? Hiç olmazsa Masaaku rakibini kovaladı. Fofana golü attığında top Beşiktaş ağlarıyla buluştuğunda Paulista ceza alanında 10 metre dışındaydı. Kadrajda yoklardı vallahi. 10 metre dışındaydı bak kendi ceza alanının 10 metre dışındaydı. Biraz gerçekleri görmemiz lazım. O zaman bonus bir sorun var şansalar evet. programında son sorusu olsun. Yeni yönetim seçildi Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Lig yine hani şey gidiyor. 3 evet, işte. yine şikayetçi. Yine biraz konular olay oluyor yani her türlü. Fakat Hacı Osmanoğlu'nun bir istifa görevi bırakma gibi bir haber de evet. piyasaya verildi açıkçası. Ne oluyor Türk futbolunda? Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o şeyinin WhatsApp mesajının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir bu mesaj bana ait değil diye bu güne kadar bir açıklama gelmedi. Başkandan görevimin başındayım ifadesi geldi. Ben de başkanın istifa edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na gelmiş görev süresi bitene kadar bunu kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyonu iş başına geldiğinin birinci gününden başlayarak ki Bayram Saral gibi seçimi kazandıran bir ekibin liderlerinden bir Hacı Osmanoğlu'na çok güçlü bir figür. Birinci gününden Bayram Saral'dan başlayarak her gün, her hafta, her geçen sürede çeşitli yönetim kurulu, orası, burası, tahkimi, disiplini her yerden her gün bir istifa gelerek devam ediyor Futbol Federasyonu. Demek ki federasyonda işler iyi gitmiyor. Ve başkanın o şeyinde, WhatsApp mesajında bir ifade var, çok dikkatimi çekti. Ben tek başına kararlar almış bir insan olarak diyor bugüne kadar hayatımda. Demek ki başkan kolektif çalışmayı istemiyor. Bu doğru değil. O zaman padişahlık başlıyor. Yani federasyonda işlerin doğru gittiğini düşünmüyorum ama istifa olur mu? Bana göre olmaz. Federasyon şöyle çatır diyebilir. Ben çok onda çok güçlü figür olarak görüyorum. Bir gün başkan vekili Mecnun Rokta Akmaz'ın sigortaları atar da ben bıraktım gidiyorum derse o gün federasyon sallanır. Bu şartlarda öyle böyle giderler yürürler. Şanslı abi ağzına sağlık. Kolay gelsin.